Ya hakikaten o kadar kötü mü kısılmış Salça'nın sesi? Aynen ya. Dedikodu yapamıyor diye kuduruyor kuduruyor. Ya vallahi var ya, kurban olduğum Rabbim benim dualarımı kabul etti diyorum, başka da bir şey demiyorum. Belki kurban olduğun Rabbin başka dualarını da kabul eder. Hangi konuda? Yani bilemiyorum artık. Hani senin de böyle biraz ilgi, biraz çaba göstermen gerekmiyor mu? Anlamadım, ne için? Öylesine. Neyse paşa, ben sana şeyi anlatmayı unuttum ya. Karabiber. Ya sen az önce trafiği kur mu yaptın, yoksa bana mı öyle geldi? Yok canım. Ben öyle, ya öylesine. Ya resmen çocuğu gaza getirdin gelip seninle konuşsun diye. Ay, Salça haklıymış. Ne? Salça mı söyledi? Evet. Ama ben çok bozuldum. Sen niye bana söylemedin? Ya ne bileyim. Ya ben gelip sana anlatacaktım da önce böyle hislerinden emin olayım istedim. Ama aşk olsun Salça yani. Bak o kadar da büyük yemin ettirdim. Böyle dedikodu falan yapamayayım ki diye yemin etti. Ama bak Allah'ın sapası yok. Böyle sesi kısılır işte. Ya bak Cimon, ne olur kimseye söyleme. Bak ölümü gör ha. Ya söyler miyim ya? Ben Salça mıyım? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bence seninki mesajı anladı. Sen ona daha açık söyle. Yok ya, ben fazla fazla ipucu verdim. Ayrıca benim öyle hevesim de yok, acelem de yok. Yüzünün renginden belli. An geliyor. Çiğirle! Ne oldu kız, ne bu telaş? Kesin bomba bir haber var. Eğer benim duyduklarım doğruysa anlatamayacaksın maalesef. Can Meltem'e ne dedi biliyor musun? Ay şey, Can olmuyor böyle yazılı. E yani Salçacığım, dedikodunun doğasına aykırı. Of, of. Merak etme Neşeciğim, merak etme. Bir iki haftaya düzelecek sesin ya. Ya da şansımız varsa birkaç ay diye. Vallahi Salçacığım, senin bu durumuna ben çok üzülüyorum. Hani artık ne yaptıysan, ettiğin bir yemini falan mı bozdun ne? Ya ne yapayım, konusu açıldı. Günaydın. Günaydın. Şşş baba. Vallahi doğru söylüyorum Aliçe. Bak gerçeği söylüyorum sana ha. Yemin ederim. Vallahi billahi bak. Ya bana ne yemin ediyorsun be manyak? Sana soran mı oldu beni rüyanda gördün mü diye? Bana ne? Aa, Aliç bugün ters tarafından kalkmış. Neyse, ben size rüyamı anlatayım. Aliç'le beraber Temmuz ayında Florida sahillerinde üzerimizde palto, kumsalda bir yara. Ya sen hakikaten manyaksın ya. Yazın ortasında ne işiniz var paltoyla? Hay kız, rüyamın aynılarını söylüyordum. Vallahi billahi bak. Diyordun ki benim üstümde paltonun ne işi var deyip haş, o paltoyu çıkartıyordum. Allah'ım yarabbim. Kız insan içine bikini giyer, Allah çiçeklerin ilanıydı. Ya bak şimdi susmazsan sapık var diye bağıracağım ha. İyi tamam, tamam canım benim, tamam, tamam sustum. Ben sana daha sonra anlatırım. Ver bana dudak barışalım. Ya kes sesini. Allah'ım yarabbim yarabbim Allah'ım ya. Ben bu kızı anlamıyorum ha. Yemin ediyorum anlamıyorum. Hem Temmuz ayının ortasında çıplak vücudunun üzerine palto giyiyor, bir de bana manyak diyor. Şaşırmış bu. Ya sen susacak mısın artık? Ver bir öpücük, susayım. Kes sesini, kes. Oo, şiddetten hoşlanıyor.